Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını attığına vurgu yapan Gürkan şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran yok olmuş bir milleti tekrar ayağa kaldırarak ülkesine, milletine ve bağımsızlığa sahip çıkılmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadınların Türkiye Cumhuriyeti'nin de eşit olması ilkesini gerçekleştirdiği devrimlerin yapı taşı olarak görmüştür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın sözüyle kadına verdiği değeri en doğru ve somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadınların siyasette, sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile ve çalışma hayatında, kısacası toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların zenginleştirilmesi gerekmektedir. Kadınlarımızın hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Üstlendiği anne, eş ve iş kadını gibi görevleri en iyi şekilde yerine getirerek hayatın ağır şartları altında mücadele eden hayatımızın mimarları kadınlarımızın her daim destekçisi, kadına uygulanan her türlü şiddetinse karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği güzel günler temenni ediyor, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamıza renk katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.